Evet arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle eğitmenler hakkında konuşmak istiyorum. Evet, yani siz eğitim almak istediğiniz zaman seçeceğiniz eğitmenlerden, kimlerden eğitim almanız gerekiyor ve ne tür özelliklerine dikkat etmeniz gerekiyor, onlar hakkında biraz konuşacağım. Çünkü çok fazla sosyal medyada kendini eğitmen olarak tanıtan ve bu işten bence haksız para kazanan birisi eğitmen değilse, eğitmenlikle alakası yoksa, doğru düzgün silah tutmayı bilmiyorsa, silah tutmanın şekillerini bilmiyorsa, şarjör doldurmadaki teknikleri bilmiyorsa, silahı tutarken neden önden, neden yandan, neden dönerken nasıl tutulur falan bilmiyorsa ve bunu eğitim veriyor ayağına milletten 15-20 bin lira para alıyorsa, bence bu düzenbazlığa giriyor. Bence bu kanunen de yasak olmalı. Yani herkes eğitim verememeli. Eğitim verebilmek için de belirli bir, nasıl diyeyim şimdi orasını bilmiyorum. Çünkü bir arkadaş dönüyor sosyal medyada son zamanlarda. EGM'ye, polis teşkilatımıza, özel komandolarımıza, pöhlerimize, cöhlerimize bile eğitim veriyormuş arkadaş. Allah'ım ya. Ya bakın arkadaşlar, 25 senede Amerika'da silahların içindeyim. İnanın bana, belki 50 değişik eğitmenle çalıştım veya eğitmenden ders aldım. Bütün eğitmenlerin kendine göre düşünceleri, kendine göre fikirleri olabilir. Kendi fizik yapılarına, kendi yaşadıklarına, kendi öğrendiklerine göre fikirleri olabilir. Ve bunları ben her seferinde değişik eğitmenlerle çalıştığım zaman, acaba bir kelime öğrenebilir miyim, bir hareket öğrenebilir miyim hesabındayım. Ben o kişiyi dikkatlice dinlerim. Ben saygılı bir insanımdır. Yani eğer ben o kişinin ders almaya gittiysem bunu sonuna kadar dinlerim. Çünkü benim amacım bir kelime kapabilmek, bir hareket kapabilmek. Ama ders alacağınız, eğitim alacağınız insanları araştırın arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum size. Araştırın. Çünkü yani bu mesela eğitim alacaksınız değil mi biri? Sallıyorum işte Atakan. Bu arkadaşı bir internette araştırın. Bu arkadaşın CV'si ne? Bu arkadaş neciymiş? 30 yıl, 20 yıl hangi meslekteymiş? Eski polis mi, pöh mü, cöh mü, asker mi? Cumhurbaşkanlığı korumasında 30 yıllık Cumhurbaşkanlığı korumasının müdürlüğünü mü yapmış? Ne bu herif? Her önüne gelen eğitmen olamaz arkadaş. Yani YouTube'dan 3-5 video izleyip gördüğünü yapmak başka bir olay. Gördüğünü yapabilmeye çalışmak çok başka bir olay. Çünkü siz yani görmekle bakmak arasındaki farkı anlayamazsınız. Siz izleyerek, YouTube'dan videoda izleyerek o arkadaşın veya çok iyi bir eğitmeni izleyebilirsiniz YouTube'da. Ama onun o anda yaptığı ufak teknikleri ve yapmasındaki amaçları bilemezsiniz. Ve siz onu yaptığınızı zannedersiniz. Ama silah tutuşunuzda, kolunuzu tutunuşunuzda, vücudunuzu tutunuşunuzda bütün hareketleriniz çok saçma, salakça böyle hareketler ortaya çıkar. Sonra siz o saçma hareketleri antrenman yaparak çok iyi olursunuz. Yaptığınız saçma hareketin iyisi olursunuz. Ama bilmediğiniz için çok saçma, salak bir harekette çok iyi olursunuz. Ama bilen bir göz sizi izlediği zaman götüyle güler. Bak yemin ediyorum size. Ooo kaza geliyorum. Gelmedi. Herif öyle hızlı gidiyordu ki son anda yırttı kamyonu vurmayı. Hayret bir şey ya. O yüzden eğitim alacağınız insanları, CV'sini, background'unu, geçmişini araştırın arkadaşlar. Yemin ediyorum birkaç videosunu izledim. Ben şu halimle bile ondan daha iyi yapmazsam şerefsizim yani. Yok işte tabancayla gelen adamı özel korumada nasıl etkisiz hale getirirsin? Lan az bir şey eğitim almış, tabancayla eğitim almış adam. Tabanca böyle
gelmez ki senin üstüne. Sana yaklaşmaz bile. O kadar eğitim almış, tabancayla eğitim almış birisi sana o kadar yaklaşmaz bile. Nereden elinden tabancasını alıyorsun? İki tane arkadaşı almış yanına, onların üstünde denemeler yapıyor. Gel benim üstümde yap bakayım ne olacak? O kadar yaklaşamazsın bile. Bittin. Karşı tarafın elinden bıçak alıyor. Karşı tarafın elinden işte tabancasını alıyor. Arkadaşlar eğitim almış, saldıracak olan kişi bile, bakın eğitim almış birisi bilir ki yakın dövüş en son harekettir. Yani yakın dövüşe girmezsin. Ben 9-10 yıl kickboks yaptım ki bizdeki en son şey odur. Yani oraya giremezsin. Silah eğitiminde aradaki mesafe çok önemlidir. Hiçbir zaman karşı tarafa atak yaparken veya savunurken yaklaşmazsın. Zaten silah eğitimini almış birisi olayları yakın olmadan bitirmeye çalışır. Bütün FBI'nin yaptığı istatistiksel çalışmalarda %97 7 metre içindedir. %83 metre içindedir. 3 metre içindeki atışların 10 atışta 3'ü isabet eder. Ve bu atışları yapanlar polisler, uzmanlar, eğitim alan kişiler. Bakın ne diyorum? 3 metre içinde 10 atıştan 3 tane isabet oranı tutturuyor. Bunu yapanlar polisler. Yani hayatı boyunca eğitim almaya çalışan insanlar. Sen normal bir insan olarak silahlı bir kişiye 3 metre içinde öyle elinle değecek şekilde yaklaşamazsın. Yaklaştıramazsın. Zaten eğitimini almış bir şey 7 metre mesafesini, yani 21 feet diyorlar. 21 ayak kuralı 7 metreye denk gelir. 7 yard diyorlar veyahut da 7 metre. Kimse yaklaşmaz sana. Silah bir kere öyle vücuttan 1 metre önde gitmez silah eğitimini almış birisi. Dikkat edin, İsrail veya Amerikan teknikleri vardır. Hatta bazı Avrupa ülke teknikleri de vardır. İşte kulak kafasında gider, yanda önde gider falan. Nereye böyle kolunu açmış da silahını uzatmış da arkadaş da eliyle alıyor falan. Hollywood mu lan bu? Neden bunları söylüyorum? Çünkü bu arkadaştan eğitim almak isteyenler 15-20 bin lira veriyor. 20 bin lira beraber, 15 bin lira da uzaktan. Lan uzaktan eğitim nasıl oluyor? FaceTime mi yapıyorsun anlatayım? Ne yapıyorsun? CD mi gönderiyorsun? Böyle komik şeyler olmaz arkadaşlar. O yüzden lütfen eğitim aldığınız insanın CV'sini araştırın. Öyle 3-5 YouTube'da video izleyerek, öyle işte poligonda çalışarak veya kendini eğitmen yapamaz kimse. Yapar demek ki Türkiye'de kanunda açıklık var ki bu tür insanlar yapıyor bir şekilde. Madem öyle bir açıklık var, siz de bu yanlışlığa düşmeyin. Eğitim alacaksanız alacağınız eğitmenin geçmişini araştırın. Bu adam kimdir? Bu adam necidir? Neyin nesidir? Ben ne diyorum size? Benim yerimde birisi olsa şimdi Türkiye'de herhalde, yani Amerika'da 50 değişik eğitmenden ders almış birisi olsa Türkiye'de herhalde en iyi eğitmen mi olur Türkiye'de? Alakası yok arkadaşlar. Ben eğitmen değilim. Çünkü eğitmenlik benim işim değil. Benim günlük işim değil. Ben para kazanmıyorum bu işten. Ben kendimi devamlı eğitmenlik olarak kendimi geliştirmiyorum. Bir şekilde kendimi yeniliklere tutmaya çalışıyorum. O ayrı bir konu. Veya zamanında birçok dersler aldım. Ben hayretten mesela bu işe girecek olan arkadaşlara söyleyeyim. Yalnızca gidip birisinden silah üstüne eğitim almayın. Onu alın. O eğitmeni iyi seçin. Ondan sonra yakın dövüş üstüne eğitim alın. Ondan sonra ilk yardım üstüne eğitim alın. Çok önemli. Büyükler için var. Çocuklar için var. Bıçak yaraları çok keskindir ve hiçbir şey hissetmezsin. Ve bıçak yarası anlamazsın. Yani birisi seni bıçakla vurduğu anda sen bıçağın girdiğini bile anlamazsın. 3-5 saniye ne olduğunu anlamazsın.
Ve bıçak kesiği çok manyak bir kesiktir. Anında keser ve manyak kan akar. Yani onun kanının durması da çok zordur. O yüzden hangi ilk yardım alacağız? Yani ilk yardım derken de ilk yardım konusu hemen böyle gidip de 2 saatte alacağınız bir ders de değil. Ben mesela, gerçi benim hanımın işinden dolayı devamlı arada sırada, galiba 2 yılda bir devamlı biz ilk yardım dersleri alıyoruz. Ben belki bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum bile, 20-30 kere ilk yardım ders kurslarına gitmişimdir. Yani 2 günlük kurslar oluyor. İşte 8-8-16 saatlik ve her kursun şeyi farklı oluyor. Yani konusu da farklı oluyor. O yüzden boğulmalara karşı, yanıklara karşı, bıçak kesikleri, tabanca şeyleri, kırıklara karşı, çocuklara karşı, mesela CPR'da yaptığınız adult, benim için basacağınız göğüs güçle 3 yaşındaki çocuğa yapacağınız güç aynı değil. Vereceğiniz hava aynı değil. Sonra CPR da değişti mesela. İlk yardımdaki o önceden mesela işte 1 nefes ver, 1 bas, 3 bas, 2 nefes var, 10 bas. Şimdi mesela 24 kere kalbe basınç yapıyorsun, 1 nefes veriyorsun. Hatta şu anda burada mesela en sonunda nefes vermeyin diyor, kalbi tutun diyor. Devamlı kalbe basınç yapın diyor. O yüzden bunlar da değişiyor. Bu tür ilk yardım derslerini de almanız lazım. Ama bu dersleri alırken kimden aldığınızı araştırmanız lazım. Bu eğitmen kimdir? Yani herif sırf ben eğitmenim deyip de eğitim okulu açıp da bilmem ne tactical adında bir şey açıp da gelene geçeni 20 bin lira geçiriyorsa çok yazık. Üzülürüm. O arkadaştan ders alanlar adına da çok üzülürüm. Çünkü 20 bin lirayı biriktirip gidip bu arkadaştan ders alıp özel koruma, güvenlik falan olmaya çalışıyorsunuz. Vay halimize. Ona da inanmıyorum ha. Kesinlikle. Bizim ne polis ne asker eğitmen arkadaşlarımız var. Ders veriyor. Ama o arkadaşın sayesinde sizlere en azından bu videoyu yapmış olayım. Eğitim alın. Silah kullanacaksanız, silahınız varsa, bulundurma veya özellikle taşıma silahınız varsa mutlaka ve mutlaka iyi eğitmenlerden eğitim alın arkadaşlar. Bunun özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Halen daha 4 ana kuralı bilmeyen taşıma silahı olan arkadaşlar var. O yüzden çok önemli bir konu. Eğitim alacağınız arkadaşları araştırın. Kimmiş, neymiş, neciymiş, ne yapmış. Bana bir polis arkadaş başka bir arkadaş hakkında laf söyledi. Laf söylediği de kim biliyor musunuz? Murat Aydın Hoca. Lan Murat Aydın orada burada şeyini yapmış, üstüne de senelerce binlerce insana, binlerce vatan evladına, askere, hatta polise eğitim vermiş. Türkiye'nin önemli eğitmenlerden bir tanesi. Adamın bana Murat Aydın'ı kötüleyip eğitim aldığı arkadaşı oha dedim ya. Yani ayıp lan. Oha. Kısacası arkadaşlar, paranızı kaptırmayın. Katakulleye gelmeyin. Eğitim almak istediğiniz eğitmenleri iyi araştırın. Kimdir, nedir, necidir, ne iş yapar? Bu adam nasıl eğitmen olmuş? Hangi sertifikaları var? Arkadaşlar lütfen. Lütfen iyi araştırın. Kimden eğitim alacağınızı iyi araştırın. Çünkü para biriktiriyorsunuz, o paralarınıza yazık olmasın. Genç arkadaşlarımızı da kötülemek istemiyorum ama hani genç olabilir, 30 yaşında olabilir. Ama her gün harıl harıl günde 8 saat bunun üstüne çalışıyordur. O arkadaşımız 30 yaşında güzel eğitmen olur. Olur tabii, niye olmasın? Ama YouTube'dan 3-5 video izleyerek bir poligonda çalışarak veyahut da kendine böyle eğitim, tactical, maktical eğitim okulları falan açarak maddi durumu yerindedir, bilmem nedir. O arkadaşın videolarını izledim. Utandım yani ya. Ben o arkadaşın adına utandım yani. Ulan. Ve nasıl alay konusu olur biliyor musunuz? Yani bu işin tekniğinden, orasından, burasından biraz anlayanlar İçinde o arkadaş nasıl alay konusu olur biliyor musunuz? Yani kendi ağırlığını da kaybeder. Yazık yani.
Derler ya, cin olmadan şeytan çarpmaya mı ne çalışmak bilmem ne. Şeytan ol, ondan sonra git çarp. Çarpmaydı aslında yani. Adilik, şerefsizlik yapma. Adam ol, işini yap. Paranı da hakkında kazan. Bu kadar basit. Çünkü 15-20 bin lira Türkiye'de iyi para. Ve bunu biriktirerek, bu arkadaştan eğitim alarak kendini koruma, güvenlik, polis molis yapmaya çalışan, hayatını kurtarmaya veya hayatına bir yön vermeye çalışan genç arkadaşlarımız paralarını ödüyor bu arkadaşlara. Yazık yani. O yüzden eğitim alacağınız insanı kesinlikle araştırın. Necidir, ne iş yapar, ne yapmış. Ya ben demiyorum illa işte polislikten, askerlikten gelsin falan. Tamam, orasına da eyvallah. Ama en azından bu işe senelerini vermiş, değişik eğitmenlerle çalışmış, yenilikleri şey yapmış, tekniğini mekniğini bilen bir arkadaş olsun yani. Ben kendimi öyle çok iyi mi iyi falan görmüyorum, ayrı konu. Ben kendimle ilgili bir şey de söylemiyorum. Ben kendimi zaten eğitmen olarak falan da görmüyorum. İnanın bana, gelsem Türkiye'de de birçok eğitmenden de çok daha iyi eğitmenlik yaparım. Orası da ayrı konu. Ama ben mesela, diyorlar ki abi işte bilmem ne tamirciden daha iyisin. Yok, daha iyi değilim. Tamirci belgem var mı? Burada var. Tamirci miyim? Değilim. Ben kendi çapımda kendi işlerimi halleden bir silahsever kardeşinizim. Tamirci belgem var diye tamirci değilim. Çünkü ben günlük yaşantımı tamircilikten kazanmıyorum. Tamirci değilim. Evime ekmeğimi tamircilikten götürmüyorum. Ben arada sırada ayda bir, üç ayda bir elime silah alıp kendi kendime kendi işlerimi yapmaya çalışan bir insanım. Her gün işe gidip günde 8 saat tamircilik yapanla beni kıyaslamayın. O arkadaşlara ayıp olur. Veya eğitmen arkadaşlara ayıp olur. Gerçekten eğitmenliği yapıyorsa, şimdi bazı arkadaşların videolarını görüyorum, çok komik. Neyse arkadaşlar, konuyu uzatmıyorum. Direkt size söylüyorum. Eğitim alacağınız arkadaşı araştırın. Kimdir, nedir, necidir, CV'si nedir? Background'u nedir? Geçmişi nedir? Bu adam kimlere eğitmenlik yapmış? Ne tür videolarını izleyin? Bilgi araştırın. Sağa sola sorun. Aynı şekilde silahınızı tamir ettireceğiniz tamirciyi de araştırın. Bu adam nasıl bir tamircidir? Bu işi yapabilir mi? Yapamaz mı? Teknik bilgisi nedir? Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Selamlar. Kendinize iyi bakın. Herkes Instagram hesabımı soruyor arkadaşlar. Buy.silah'tan Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Instagram'ı olanlarla oradan da gündelik paylaşımlar yapabiliriz.